burada ısrar edildiği için değil, aslında bir zihniyet ürünü bu. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Avukat Ahmet Özdel, kişiye özel imar uygulamalarının önüne geçilmesi adına kalıcı imar planının yapılması gerektiğini söyledi. Bakın bu A Partisi, B Partisi, A Belediye Meclis Üyesi, B Belediye Meclis Üyesi diye şey yapmıyorum. Biz bu kente nazım imar planı, kalıcı imar planları yapmadığımız sürece bir müteahhit gelir 15 katlı bina yapar, öbür müteahhit gelir 20 katlı bina yapar. Belediye Meclisi'nin gerçekleştirilen Şubat ayı oturumunda CHP'li Ahmet Özdel, Burun Çiftliği mevkiinde bir imar planı değişikliğiyle ilgili gündem maddesinde söz aldı. Özdel, 8-9 ay önce yeniden meclise getirildi fakat geri çekildi. Şimdi yeniden gündeme getiriliyor. Belediye neden mahkeme kararını uygulamak istemiyor dedi. Çimento fabrikası gibi ya da diğer imar çalışmaları ve burun çiftliğiyle aslında bu bizim rezaletimizin, ranta kurman gidişimizin, çıkar çevreleriyle kurduğumuz, kuramadığımız ve teslim oluşumuzun hikayesi. Kimseyi şahıs olarak tutuşlamıyorum. Şu yapmıştır, bu yapmıştır demiyorum. Ama şu burun çiftliği ile ilgili özellikle konuşulan, yapılan pazarlıkların, projelerin, İzmir'deki eski mahallenin elindeki sözleşmelerin hepsinin konuşulduğu, edildiği biliyorum. Herkesi vicdanıyla bu maddeye oy vermeye çağırıyorum. Ha ne olur oy versek, dersek de vermesek de bu davalık olur. Fakat herkes vicdanıyla baş başa kalsın istiyorum.